kardeşim, İspanyol paçası. Araçlarla bir yere kadar geleceğiz, orada bir toplanacağız. Helikopter gelecek, yine belki bir horon üstümüzü başımızı düzeltecek. Ondan sonra bir, bir buçuk saat bir yolumuz var. Bir kahvaltı bekliyor bizi orada, çay içeceğiz. Dinleneceğiz bir yarım saat, bir saat. Takriben devam edeceğiz. Takriben bir üç saat bir yol yapacağız yukarıya doğru. Siz gelmeseniz olmaz. Sizi bekliyoruz. Evet, şu tarafa, bu tarafa horon çevrilecek. Horon, horoncular. Şuraya bak benim. Dedikodu yok. Türk Hava Yolları. Haydi. Türk Hava Yolları. Ben gösterdim kararımı. Bu haberi atıverin. Aha. 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 Ses ver ses. Aha. 7 renk, 7 bölge buluşacak. Biz insanları buluşturmaya, farklılıkları ötekileştirmeyi yok sayarak tüm kardeşlerimizi 4 mevsim Rize, 4 mevsim İkizdere sevdasıyla bu topraklara, bu coğrafyaya taşıyoruz. İstiyoruz ki Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu DOKAP projesi kapsamında Doğu Karadeniz Havzası'nın kalkınması, büyümesi ve bu reflekslere bizlerin koyacağı katkılar, iş dünyası ve STK'lar olarak Allah'ın izniyle bu bölgede turizmin Yeşil Yol projesiyle birlikte aktivitesini arttıracağı ve özellikle turizm aksında büyüyen, kalkınan bir Rize'yi hep birlikte inşa edeceğimiz günlere yaklaştık. Bu coşku bu dağlarda bu tem ve birlikte atacak. İnşallah el birliğiyle, güç birliğiyle Rize'mizi cenneti gelmeden ölmeyin dediğimiz yeni bir coğrafyaya doğru taşıyoruz. Yaylalar bizim seyrangahımız. Bugün Homez Yaylası'na çıkacağız. Birazdan bizi heybetiyle, coşkusuyla, geleneksel yayla evleriyle, mimarisiyle karşılayan çok hoş bir yaylamızı ziyaret edeceğiz. Betonarmeye teslim etmeden, betonlaşmaya teslim etmeden o geleneksel mimari form ve özellikleri de koruyarak herkesin işini aşını ekmeğini büyüttüğü yeni bir coşkuyu bir dalga boyunu hep birlikte tüm Rize olarak inşa edeceğiz. Bu güzel ilimizin bu coşkusunu Türkiye'ye barış mesajıyla gönderelim. Barış sürecine olan katkıları biz de buradan ifade etmiş olalım. Ve inanıyorum ki geleneksel Çağrankaya 4. kar yürüyüşünün bu hedefi bu sene Homeza rotasıydı. İşte bu coşku tüm coğrafyamızın bir nişanesi olsun istiyoruz. Kalkınan büyüyen Türkiye reflekslerine hep birlikte koyacağımız katkılarla Rize'mizi, İkizler'imizi de kış turizmini hep birlikte hazırlayacağız. Bu coşku daim olsun diyorum. İkizler'imiz keşfedilmemiş güzellikleriyle bütün turizm yatırımına meraklı olanları bekliyor. Gerçekten dağlarıyla, yaylalarıyla, vadileriyle ülkemizin eşsiz güzelliklerine sahip bir ilçe. Ben buradan özellikle İkizdereli hemşehrilerimizi, turizmcileri, turizm yatırımı yapmalarına bekliyorum. Bu bölgede tesis olmadan olmuyor ama mutlaka doğanın dengesini bozmadan, bu güzellikleri bozmadan, yerel yapıyı bozmadan mutlaka hareket etmeliyiz. Bunu şu anlamda söylüyorum. İkizdere'nin kış turizmi potansiyel açısından ne kadar zengin bir değere sahip olduğunu anlatmak için söylüyorum. İkizdere'de görev yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten de dünyanın cennet köşelerinden bir tanesinde görev yaptığımı düşünüyorum. Bütün katılımcıların vurguladığı gibi İkizdere yaz turizminde, kış turizminde yatırım bekleyen, turizm açılmayı bekleyen cennet ilçemiz olarak yatırımcıları beklemektedir.